Benim size birinci görüneceğim kadar okuluna hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde 9. sınıf coğrafya beşeri sistemlerde yerleşmeye başlamıştık. Yerleşme etkileyen faktörleri öğrenmiştik ve yerleşmenin toplan Yunus toplan. Hadi. Benim güzel bir birinci görüneceğim kadar okuluna hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde 9. sınıf coğrafya beşeri sistemler yerleşme konusuna başlamıştık. Yerleşme etkileyen faktörleri öğrenmiştik ve ilk uygarlıkların yerlerini öğrenmiştik. Bugün yine 9 sınıf coğrafya beşeri sistemler yerleşme konusunda bu sefer yerleşmenin dokularını ve yerleşmenin türlerini öğreneceğiz. Şanslısınız. Bu videonun pdf notu hazır. Hemen aşağıda açıklama linkinde açıklamaya giriyorsun. Orada coğrafyanınkodları.com sitemizin linki var. Oraya tıklıyorsun. pdf'i indiriyorsun. Önüne alıyorsun. Kalemini de alıp hazırsan Yunus Hoca, Yunus Hoca da hazır. O zaman ne diyoruz? Yunus Hoca'yı bir defa öğren bir daha asla unutma. Hadi şimdi derse geçelim. Evet bugün yerleşmenin dokularıyla başlayacağız. Sonra yerleşmenin türleri kısmına geçeceğiz. Bu iki pdf önüne aldın hazırsın. Bir önceki dersimizde insanları biz yerleştirmeye başlamıştık değil mi? Yani neden yerleştiklerini öğrenmiştik. Şimdi bu insanları yerleştireceğiz. Ama yerleştiriyoruz bu insanları. Bir bakıyoruz Kimileri böyle evlerini çizgi halinde uzatmışlar. Kimilerin evleri böyle toplu halde, kimileri çok dağınık biri orada biri burada. İşte neden böyle? Coğrafyacı olarak, bir coğrafya içeriği olarak biz bunu soruyoruz. Acaba burada doğayla insan etkileşimi arasında bir neden var mı? Neden bu şekilde bir, bir dağılım var? İşte bunun cevabını coğrafyacılar veriyor. Gelelim o zaman cevabını verelim. Evet ilk konumuz yerleşmenin dokuları. Yerleşmenin dokularından kastımız toplu yerleşmeler, dağınık yerleşmeler, çizgisel yerleşmeler, dairesel yerleşmeler ve kıyı boyu yerleşmeleri. İşte şimdi bunları inceleyelim. Bakıyorsunuz bir gidiyorsunuz köylere bir bakıyorsunuz ya kimi köyler toplu halde kimileri dağınık. Mesela benim köyüm. Burası benim köyüm bulunduğu yer Gadyan burası. Bakın evlere. Evlerin bir tanesi bir tarafta, diğeri bir tarafta, diğeri bir kilometre uzakta, diğeri dağın karşı tarafında. Neden böyle her tarafı dağılmışlar? İşte bu sorunun cevabı önemli. Neden dağınık yerleşme olmuş? Bu sana sorulacak sorudur. Coğrafya içinde önemli olan soru burasıdır. İnsanlar Karadeniz'de, bu dağınık yerleşme türü ülkemizde Karadeniz'de var gençler. Neden Karadeniz'de böyle dağınık yerleşmişler biliyor musunuz? Ben de Karadenizliyim. Şimdi su. Burada en önemli faktörlerden bir tanesi. Su önemli. Neden? Suya ulaşım çok kolay. Yani her tarafta yağmurlu bir bölge orası. Her tarafta su var. O yüzden bir tane su bulup o suyun çevresine yerleşme gibi bir derdi yok Karadenizdekilerin. O yüzden ne yapıyorlar? İstedikleri yere gide gidebilme özgürlüğü var bir kere. İkincisi, arazi çok dağlık ve engebeli. Çok dağlık ve engebeli olduğu için ne yapıyorsun sen? Bir yere toplanamıyorsun. Bütün köy bir yere nasıl toplanacaksın? Olmuyor. Bu da senin dağılmana neden olan faktörlerden bir tanesi. Bir diğeri tarım arazileri az. Yani çoğunlukla ormanlık araziler var. E tarım arazileri az ve parça parça bir yerde küçük bir tarım arazisi var. Orman var genel olarak. E diğer yerde küçük bir tarım arazisi var derken ne oluyor? Parça parça ve az tarım arazin oluyor. Ve sen tarım arazini korumak istiyorsun. Tarım arazinden uzak olmak istemiyorsun. Neden? Çünkü Karadeniz gibi iklimlerde ormanlar var, ayılar var, domuzlar var. Gelip senin tarlanı mahvediyorlar. Tarlanı korumak istiyorsun. Tarlana yakın ev kurmak istiyorsun. İşte bütün bu nedenlerden dolayı geliyorsun. Sen dağınık yerleşmek zorunda kalıyorsun Karadeniz'de. Bir dağın başında bir ev, diğer dağın başında bir ev. Bakın bu da bizim köydeki evimizden karşıdaki dağın resmi. Bakın bir ev orada, bir ev burada. Yani dağınık yerleşmeler neredeymiş? Yunus Hoca'nın memleketi olan Karadeniz'deymiş. Nedenleri önemli, nedenleri çok çıkacak karşına. Girelim. Toplu yerleşmeler. Bak toplanmışlar. Bir yere toplanmış bu insanlar neden? Çünkü burası kurak ve yarı kurak bir arazi. Temel nokta cümle bu altını çiz. Şöyle fosforlu kalemle iyice bir boya. Kurak ve yarı kurak bir alan. Türkiye'de iç Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi yani böyle biraz daha Türkiye'nin iç kesimlerine doğru olan yerlerde var. Kurak bir arazi var, su tek bir yerde var. Suyu bulmuş insanlar ve etrafına ne yapmışlar? Etrafına toplanmışlar. İşte toplu arazinin temel noktası burası. Arazinin düz olması, suyu bulmaları ve suyun etrafında toplanmaları kurak ve yarı kurak bir alan olması burası. Böyle olunca ne oluyor? İnsanlar bir yere toplanıyorlar ve toplu yerleşmelerimiz ortaya çıkıyor. Diğeri çizgisel yerleşmeler. Çizgisel yerleşmeden kastımız bakın böyle baktığın zaman çizgi halinde gitmiş. Neden çizgi halinde gidiyor? Bir şeyi takip ediyor. İşte akarsu vadisini takip ediyor. Bir akarsu var bakın burası bizim Maçka Yine köyümü bağlı olduğu ilçe burası. Maçka burası. Maçka'ya bakın. Bir, bir şeyi takip ediyor. Vadiyi takip ediyor, suyu takip ediyor. Orada bir akarsu var. Akarsuyu takip ediyor işte orada. Demek ki çizgisel yerleşimler akarsuları takip ediyor. Akarsu vadisini takip ediyor ve bazen de yol kenarlarını takip ediyorlar. Ana bir yol var. Ana yolu takip ediyorlar. Genel olarak ama vadileri takip ediyorlar. Şimdi burada bir sıkıntı var. Sen vadileri bu şekilde çizgisel evleri kurduğun zaman, çizgisel yerleşmeleri kurduğun zaman sel felaketleri yaşandığında çok ciddi sonuçları oluyor bunun. Geçmişte çok fazlasıyla oldu, geçenlerde yine oldu, gelecekte yine olacak. Önlenebiliyor mu? Önlenemiyor. Karşı, karşısına herhangi bir önlem alamıyorsunuz. Tabii ki barajlar şeklinde setler kurarak bir nebze olsun önleyebilirsiniz ama bunun asıl çözümü bu değil. Bakın insanlar ama burada mecburen bu şekilde yerleşmek zorunda kalıyorlar. Neden? Çünkü Karadeniz'desin bakın her taraf dağlık. Dağlık yerlerde çok fazla bu kadar ilçe gibi büyük nüfusu sığdırabileceğiniz yerler yok. E ne yapıyorlar? Tek biraz daha düz olarak kabul edebileceğimiz nehir kenarlarına yerleşime açıyorlar ve sonuç sonuç çok vahim oluyor. Demek ki çizgisel yerleşmelerde e şöyle bir bağlantı kurabiliriz. Özellikle vadi kenarlarında e, yağmurun çok olduğu Karadeniz için çiftsel yerleşmeleri, sel felaketleriyle bir bağlantı kurabiliriz. Buna dikkat et. Tamam. Çiftsel yerleşmeleri de demek ki öğrendik. Diğeri, diğeri dairesel yerleşmeler. Bu nasıl oluyor? Burada şu var. Ortada bir okul var diyelim. İşte köyde ne varsa böyle merkezi olarak dükkan, bakkal, fırın, okul, hastane. Artık ne varsa merkezde var. Bu merkezin çevresine evler yavaş yavaş dairesel bir biçimde yerleştiriliyor. İşte buna da dairesel dairesel yerleşim deniyor. Dairesel yerleşimde şunu da bil. Köye ya da yerleşim yerine birçok yerden yol girer. 4-5 ayrı yerden yol girişi vardır dairesel yerleşmelerde. Diğeri de kıyı boyu yerleşmeleri. Burada da ordu perşembeden alınmış bir isim var bakın. Ne oluyor? Bir kıyı var. İnsanlar genel olarak kıyıya, kıyı boyunca, arkada da dağlar uzanıyor genelde burada. Arkada kıyı boyunca ne yapıyor? Kıyı boyunca yerleşiyorlar. Çünkü insanlar kıyıya yakın olmak isterler. Yine bu sadece deniz kenarında değil, göl kenarlarında da rastlanabilir. Bir bakarsınız gölün kenarı boyunca insanlar yerleşmişler. Buna da kıyı boyu yerleşmeleri diyoruz. Tamam, insanların nasıl yerleştiğini öğrendik. Şimdi gelelim, insanlar meskenlerini, evlerini yaparken ne kullanıyorlar? Bunu seçerken başka nelerin etkisi var buna bakalım. Yani bir yere gittik tamam toplu yerleşiyor çizgisel yerleşiyor da orada kurulan evleri neyle yapmışlar? O evdeki malzemeyi kullanırken acaba coğrafyanın etkisi var mı? Buna bakalım. Evleri yaparken insanlar bu şekilde etkilerden etkileniyorlar. İklimden, gelir düzeyinden ve çevredeki malzemelerden etkileniyorlar. Ve sonuçta mesken tipi olarak da ahşap evler çıkıyor karşımıza. Taş evler çıkıyor karşımıza. İşte topraktan yapılmış evler. Bazen buzdan kardan yapılmış evler çıkıyor. Çoğu zaman gelir düzeyi arttığında beton harme, betonlaşma sonucu evler çıkıyor. Bazen de saz ve kamışlar şeklinde evlerimiz var. Şimdi evlerimizin yapılma malzemesini etkileyen şey ne? Şu an günümüzde tabii ki gelir düzeyi birçok yerde arttığı için artık beton, beton harme evler yapılıyor. Çünkü birçok insanın Parası var ve gidip köyde bile, köyde bile şu an ne oluyor? Beton arama evleri yapılıyor. Daha çok bizim bu konuştuklarımız geçmişte yapılan ev formatları. Şimdi gelelim. İlk olarak iklim çok önemli burada. Neden? Senin iklimin yağmurlu olduğu zaman ne yapıyorsun? Ahşap evlere bakın. Görüyor musun? Ahşap ev yapıyorsun. İklimin yağmurlu olduğunda her tarafta ormanlar oluyor. Ve sen ev yapmaya kalktığında bir bakıyorsun çevrede. Çevredeki malzemeler de etkili. Bakın iklim ve çevredeki malzemeler. Ne oluyor? Sen çevreye bir bakıyorsun her tarafta ormanlar var. O zaman ben evimi neyden yapacağım? E para yok gelir düzeyim düşük beton falan böyle bir şey yok. O zaman ağaç keselim. Ağaçtan yapıyorsun evlerini. İşte ağaç evler böyle oluyor. Ülkemizde nerede olabilir? Ezberlemeyeceksin hemen düşüneceksin. Ya ağaç nerede var? E Karadeniz'de var. Karadeniz'de ağaç evleri rastlayacaksın o zaman. E dünyada nerede olabilir hocam? İşte yine geldik senin iklim bilmene. Harita bilmene. Kesin dünya haritamız bildiğini varsayıyoruz. Dünyada yağmurlar nerede fazlaydı? Dünya'da yağmurlar hmm, ekvatorda hocam. Çok fazla yağmurlu ve sıcak. Tamam. O zaman orada ağaç evleri rastlarım işte. Muson bölgesinde, Muson Asya'sında 6 hani ay boyunca yağmur geliyordu. O zaman Muson Asya'sında da ağaç evleri rastlarım ben. Bir de ılıman okyanusal iklimin olduğu yerler vardı değil mi? Ilıman okyanus, Karadeniz iklimi. E onlar da dünya üzerinde bu alanlarda yayılıyor. Sen artık biliyorsun bunları. İklimin nerelerde yayıldığını sana artık ''Aa burada iklim vardı.'' demeyeceğim. Sen... 50 defa öğrendim bunları. 50 defa yalvardım sana git bunları öğren. Öğrendi. Demek ki dünyada ağaç evleri, daha çok ağaçtan yapılmış evleri bu bölgede rastlayacağım. Gidip herhalde gidip şu çöllerin olduğu, çöllerin olduğu yerlerde ağaç evlere rastlanacağım. İşte sana coğrafyada soru böyle sorulur. Getirir sana bütün dünya haritasını koyar ki böyle bir soru gelecektir. Kesinlikle gelecektir dikkat et. Belki de bu sene gelir. Böyle bir haritayı koyar, çölleri koyar. İşte okyanus iklimi olduğu yerleri koyar. Der ki bunların hangisinde ağaç eve rastlanmaz? E çöl olan yerde ağaç evin ne işi var? Mantığı anladın mı? Sana soru bu formatta sorulur bu konuda. Demek ki ahşap evleri de nerede kuracağımızı öğrendik. İkincisi taş evler. Hmm, taş. İnsan niye taşı kullansın ki? Bir, çevrede ahşap bulamamış. Çevrede başka bir malzeme bulamamış. Bir bakmış her tarafta taşlar var. O zaman ben neyden yapacağım evimi? Taştan yapacağım. Peki hocam Türkiye'de taş evi kim yapar? Karadeniz'dekiler taş ev kullanır mı? Daha çok ahşap kullanır. Tabi aralara taş koydukları ev sistemleri de var. Mesela yaylalara çıktığınızda yaylalarda ahşap ormanlar yoktur yaylalarda. O zaman bir bakıyorsunuz ki taşlardan yapmışlar yaylalarda evleri. Nedeni? E çevrede taş var ağaç bulamıyoruz taştan yapalım demişler. Mantık bu aslında. Türkiye'de genel olarak taşlar volkanik arazilerin çevrelerinde vardır. Ülkemizde Türkiye haritası gelsin. Bakın. Bunlar bizim volkanlarımız. İç Anadolu bölgesindeki volkan sıramız. Bir de Doğu Anadolu bölgesindeki volkan sıramız. Bir tane de Güneydoğu Anadolu'da Karaca Dağı'mız var bizim. İşte buralar volkanik arazi. Bunların çevrelerinde yapılacak olan evler de oradan alınan taşlardan dolayı taş evleri olmuş oluyor. Şimdi özellikle şu Güneydoğu Anadolu'da bahsetmek istiyorum size. Güneydoğu Anadolu bölgesi kurak bir yerdir. Yani öyle çok fazla her tarafta taş vesaire bulamazsınız. Her taraf Toprak, topraktan oluşur, kurak bir yerdir. Ama işte bu Karaca Dağ var orada volkanik dağ. O volkanik dağdan çıkan taşlardan dolayı ev yapılıyor ki bir sonraki sene 10. sınıfta göreceksiniz kayaçlar konusunda. Diyarbakır surları var orada mesela. Dünyada çok önemli surlardan bir tanesidir. Bir şehrin çevresini çevrilen çok önemli surlardan bir tanesidir. Bir bakıyorsunuz kayalardan yapılmış, taşlardan yapılmış. E nereden geldi bu taşlar? Her taraf çöl gibi güneydi Anadolu'da. Karaca Dağ'dan geldi. Görüyor musun? Demek ki çevredeki malzeme bizim hangi evi neyle yapacağımızı belirliyor. İşte Güneydoğu Anadolu'da yalnız çok fazla rastlayamayız biz taş evlere. Çünkü bir tane orada taş bulabileceğimiz çok nadir yerler var. Bir de Akdeniz'de rastlıyoruz taş evlerimize. Çünkü Akdeniz'de de her taraf kalker kireç taşlarıyla dolu. Görecek, görürsünüz Akdeniz'e gittiğinizde bir bakarsınız dağlarda her taraf taştır. Dağlar hep taşlardan oluşur. O yüzden orada taş bulmak da kolaydır Akdeniz'de de taş evlerimiz vardır. Geldik toprak evlerimize. Toprak. Ya bir insan niye toprak ev yapsın ki hocam niye? Demek ki taş bulamamış, ağaç bulamamış, hiçbir şey bulamamış. Çevrede bir tek toprak var. Demek ki burası nasıl bir yer? Kurak ve yarı kurak bir alan değil mi? Mantığı anlıyor musun? E, kurak bir yarı kurak bir alan. Taş yok, orman yok, hiçbir şey yok. Sadece toprak var. Ne yapayım ben bu toprağı alayım. Biraz sulandırayım. İçerisine saman falan katayım. Kerpiç yapayım ben bundan işte. Kerpiç evler yapılıyor. İşte toprak evler, kerpiç evler. Nerede arayacaksın kerpiç evleri? Türkiye'nin iç kesimlerine doğru. Biraz daha kuraklığın arttığı yerlere doğru arayacaksın. Dünyada nerede arayacaksın? Hocam kerpiç evleri mantıken düşün. Ekvatorda Allah aşkına ekvatorda kerpiç ev olur mu? Her taraf ağaç. Niye çamurdan ev yapayım? Ne yapıyorsun? Ekvatorda aramıyorsun. Nerede arayacaksın hocam? Tabii ki çöllere, kurak, karaların iç kesimlerine doğru step ikliminin, olduğu yerlerde ben toprak evleri arayacağım. Mantığı anlıyorsun değil mi? Mantık işte coğrafyada sorulacak olan soru mantığı bu dağılış şey ilkesi. Evet bunu da yaptık. O zaman diğerine geçelim. Buzdan, kardan da evler yapılıyor mu hocam? Evet. Bunlar Eskimoların yaptığı bakın iglolar. Eskimolar yapıyorlar bunları. Kardan yapılan evlerde var demek ki. Ve son olarak betondan yapılan evler. Bakın şimdi. Bir ülkenin bir ilçeni insanın gelir düzeyi arttıkça bu şekildeki malzemelerden yapılan evlerin sayısı azalıyor ve yok oluyor. Gelir düzeyi arttığında bütün bu ev malzemeleri yerine yerini betonarme evleri bırakıyor. Şu an günümüzde köylerde bile artık gelir düzeyi iyice arttığı için insanlar parası olduğu için betonarme evler yapılıyor. Bunların hepsi artık bırakılmış durumda. Evet şimdi mesken tiplerini bitirdik. Şimdi gelelim ikinci pdf'in ikinci kısmına yerleşme türleri kısmına. Yani şu yerleşme türlerinden kastımız şu. Bir kırsal yerleşmeler ikincisi şehirsel kentsel yerleşmeler. Yani biz acaba kırsal bir yerleşme miyiz? Şehirsel bir yerleşme miyiz? Bu ikisinde çıkan soru ne biliyor musunuz? Genel olarak çözeceğin testlerde şu çıkacak karşına. Diyecek ki kırsal yerleşmeyi ve şehirsel yerleşmeyi biz hangi kriterlere göre ayırırız ki hemen notumuzda var. Bir, ilk önce bir nüfusuna bakıyoruz. Bir yeri gördük. Gidiyoruz oraya diyoruz ki buranın nüfusu kaç? İşte 10 bin. On binin üstünde. Ha o zaman şehir kısmına koymaya başlıyoruz onu. Ya da 10 binin altındaysa az sonra o rakamları öğreneceğiz merak etmeyin. Onu bu sefer kırsala koymaya başlıyoruz. Yani demek ki bir yerin nüfusu bizim ...kırsal mı şehirsel mi olduğumuz e, konusunda çok önemli. İkincisi, o bölgede yapılan ekonomik faaliyetler. Şimdi gidiyorum ben bir bölgeye, orada bir bakıyorum... ...genelde hep tarım faaliyeti yapılıyor. Bir bölgeye bakıyorum, orada genelde hep sanayi faaliyeti yapılıyor. O zaman hangisini şehre koyarsın sen bunları? Demek ki yapılan ekonomik faaliyetler de etkili burada. İdari faaliyetleri yine etkili. Burası ilçe mi olmuş, şehir mi olmuş, nasıl? Yani idari olarak bir yönetim birimi var mı burada? Bütün bunlar da etki ediyor. Ya da çalışanlar hangi sektörlerde çalışıyor? Bir bakıyorsunuz, gittiniz, bütün herkes hizmet sektöründe çalışıyor. Bir gittiniz başka bir yere, herkes hayvancılık sektöründe çalışıyor. Demek ki bu çalışanların sektörel dağılımı da bizim kırsal yerleşmemi, şehirsel yerleşmemi olduğumuz üzerinde etkili. Şimdi gelelim asıl kısma. Sorularda bu çıkar karşına da. Kırsal yerleşmelerin özellikleri, şehirsel yerleşmelerin özellikleri. Bunları tabii ki yine ezberlemiyorsun. Mantık çerçevesinde şimdi seninle beraber yorumluyoruz. Yani şöyle bir soru mantığı yok gençler. Eğer ki coğrafya hocanız böyle bir soru soruyorsa ezbere dayalı bir öğretim yöntemi uyguluyor demektir. Kırsal yerleşmenin özelliklerini yazınız. Ya yani bu mantık doğru bir mantık değil. Senden istediğim şu. Bunları maddeler halinde öz, ezberlemenden, öğrenmenden ziyade bu maddeleri yorumlamayı öğrenir. Mesela kırsal yerleşme deyiz, düşün. Bir de şehirsel değil. Kırsal yerleşmede hayvancılık faaliyeti daha ön plandadır değil mi? Tarım daha çok yapılır. E şehirde? Hocam şehirde sanayi faaliyeti, hizmet, ticaret gibi faaliyetler daha yaygındır. Mantı anlıyorsun değil mi? Diğer kısmı. Ve burada belki de en fazla ezberlemen gereken bu diğerlerini yorumlayacaksın. Kırsal yerleşmeler 10 bin nüfusun altındadır. Şehirsel yerleşmelerse 10 bin nüfusun üstündeki yerlere şehir diyoruz. biz. Şimdi bu rakamı nasıl ezberleyelim? Bunu az sonra bütün köy altı yerleşmeleri, köy yerleşmeleri, küçük şehirler, büyük şehirler orada göstereceğim sana. Orada YouTube abone sayımla beraber bir kodlama yapacağız orada şimdi değil. 10.000, bin, kır, kır, 10 bin üstündekilere şehir diyoruz. Kırsal yerleşmeler gelişmişlik düzeyi düşüktür. Mantıken düşün. E şehirde gelişmişlik düzeyi daha yüksektir. E kırların kapladığı alan daha az olacak. Şehirsel alanların kapladığı alanlar daha yüksek olacak. Kırsal kesimde ahşaptan taştan evlere rastlayabiliriz. Şehirlerde daha çok bu evler betonlaşmadır. Ya bunları böyle söyleyip geçiyorum ama mantıken bir düşün. Yani şehirde evler betondur. Yani hani bu kadar basit hani ezberleyecek bir şey yok burada hani. Yorum algılayabiliyorsundur bunu diye düşünüyorum. Diğeri kırsal yerlerde iş imkanı az olduğu için buradaki insanlar giderler. O bölgeler, kırsal bölgeler göç verir. Şehirlerse iş imkanının daha yüksek olduğu bölgelerdir. O yüzden daha çok göç alırlar. Buradaki mantık önemli. Kırsal yerleşimlerde evler genelde az katlıdır. Şehirlerde çok katlıdır. E yani hocam öyledir. Kırsal yerleşmelerde çok fazla böyle devlet binalarına rastlamazsınız. Ama e, devlet binaları şehirlerde çok fazlasıyla vardır. Bunun gibi maddeleri sınırsızca uzatabiliriz. Amaç buradaki mantığı kavramasın. Yani. yani hangisinin kırra gireceğini, hangisinin şehre gireceğini zaten kendi çok rahatlıkla çıkartabilirsin. Şimdi gelelim asıl notumuzun önemli olan kısmına. Kırsal yerleşmelerin altına gireceğiz. Yani kırsal yerleşmeler, önündeki nota bak, köy altı yerleşmeleri, köy yerleşmeleri ve kasaba yerleşmeleri olarak ayrılıyor. Yani küçükten büyüğe doğru sıraladım. İlk önce köy altı yerleşmelerine bakalım. Köy altı yerleşmelerinden kastımız şu. Burası tam bir köy olamamış. Tamam mı? Ben bir iki ailem var. Bir iki ailemle beraber gitmişim bir çiftlik kurmuşum. Köyün dışında biraz köye yakın bir çiftlik kurmuş. Burası bir köy olabilir mi? Olamaz. İşte burası köyden biraz daha uzaklaşmış. Köye yine bağlı. İdare olarak yine köye bağlı. Köyden biraz daha kopuk. Köy altı yerleşmesi oluyor. Mesela yine düşünelim. Yaylaya çıktım. Hayvanlarımı aldım. Yazın. Köyden ayrıldım. Yaylaya çıktım. Yaylaya gittim. Şimdi orası Köy yerleşmesi olamaz. E ne olacak orası? Köyün altındaki bir yerleşme fonksiyonu olacak. Sonra tekrar geri geldim gibi. Şimdi mantığı anladık mı? Köy altı yerleşmelerinin nasıl kurulduğunu, nasıl mantığının ne olduğunu anladık mı? Tamam. Şimdi köy altı yerleşmelerimiz bunlar bizim. Köy altı yerleşmelerini ikiye ayırıyoruz. Geçici bir de devamlı. Sürekli. Yani geçiciden kastımız yaylanın ne olduğunu biliyorsun değil. İlk önce bir yaylayı anlatayım sana. Çünkü diğerlerini anlatmayacağım. Neden anlatmayacağımı da söyleyeceğim. Yaylalar şöyle. Mesela Karadeniz'de çok fazla yayla vardır. Yaylalarda e, yaz mevsimi yaklaştığı zaman insanlar hayvanlarını alırlar köylerden. Yaylalara giderler. Dağların yüksek kesimlerindedir. Çayırlar vardır orada çünkü. Çayırlara giderler. Yaz boyunca hayvanlarını orada otlatırlar. Kar düşmeye başladığı zaman hayvanlarını alıp geri gelirler. Yaz boyu orada hayvanları iyice bir ne olur beslenir. Bakın ne oldu? Gittik, geri geldik. Geçici yerleşme. Tamam. Mesela sürekli yerleşmelerden çiftlikleri biliyorsunuzdur. Çiftlikleri şöyle mi yapıyoruz? Hadi çiftliğe gidelim sonra tekrar kö köye döneriz. Hayır. Çiftlik orada senindir ve hep orada yaşıyorsun. Çiftlikler de sürekli. İşte geçicilikten, süreklilikten kastımız bu. Şimdi gelelim sana soru burada nasıl soruluyor? Sana soru şöyle soruluyor burada. Hangileri geçici yerleşmedir? Hangileri sürekli yerleşmedir? Devamlı yerleşmedir? Şeklinde bir soru formatı gelebilir sana. Ama dikkat etmeni istediğim bir nokta var. Şimdi burada dam nedir? Kom nedir? Al nedir? Buna girmeyeceğim. Neden girmeyeceğim? Çünkü iki ayrı map kitabında da bunların sadece isimlerini bu şekilde vermiş. Geçicidir, süreklidir demiş. Bunların ayrıntılarına girmemiş. Şimdi geçmişte bunların çok ayrıntılarına giriliyordu. Test kitaplarında hala ayrıntılı şekilde soruluyor sana. Dam nedir, kon nedir, işte sana açıklamasını yapıyor. Bu hangisidir? Dam mıdır, kon mudur? Buna ülkemize nerede rastlanır? Gibi ayrıntılı bir şekilde soruyor bunu sana. Lütfen çözmeyin. Üstünü çizin. Testi bu yazan o şekilde yazana da gerekli açıklamayı yapın. Değiştirmesini söyleyin. Müfredatımızda sadece şu var gençler. Geçiciler bunlar, sürekliler bunlar. Bunu bilmem. bizim müfredatımız için yeterli. O kadar aşırı ayrıntıya girip dam nerededir, oradadır, dam nedir girmeyeceğim. Sadece yaylayı bilelim. Yaylayı az önce söyledim size. Karadeniz bölgesinde vardır. Ne yaptık? Yaz mevsiminde yaylaya çıktık, geri geldik. Bir de Akdeniz bölgesinde de yaylalar vardır ama genelde oradaki yaylalar Yaz mevsiminde böyle hayvanları götürmek için değil de Akdeniz'de varsa biliyordur aranızda. Orada daha çok yaz mevsiminde sıcaktan bunalan insanlar aşağı kesimlerde. Yukarı kesimde yaylaya çıkarlar. Orada da evleri vardır. Orada bir serinlerler. Sonra tekrar geri gelirler. İşte Akdeniz bölgesindeki yaylalar böyle. Karadeniz'dekiler hayvancılık. Diğerlerini göstermeyeceğim. Müfredatımızda böyle bir şey yok. Neden gereksiz bilgi öğreneceksin? Gerek yok öğrenmeye. Tamam bunu bilmen yeterli. Şimdi hangileri sürekli? hangileri geçici bunu kodlayalım. Hangilerinin geçici olduğunu kodlayalım süreklilerde öğrenmiş oluruz. Zaten geride kalmış olur. Şimdi şöyle düşünüyoruz tamam mı? İlk önce bir Kemal Sunal'ın filmini izleyelim. Yavru kurtlarım. Efendim? Sonunda obamızı kurmayı başardık. Şimdi sıra bu şanlı obaya bir isim koymaya geldi. Nasıl bir isim ovalı hocam? Burada... Şener Şen'in yavru kurtlarını çağırdığı gibi. Onun yavru kurtları varsa benim de yavru kurtlarım var. Ben de obamı kurarım o zaman. Ben de sizi çağırıyorum. Tabi ağır bir müzikle beraber çağırıyorum sizi. Dam dam kom 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 dam dam kom. Bak müzik nasıl? Dam dam kom 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 obamı çağırıyorum. Yavru kurtlarımı etrafıma ağır bir müzikle beraber çağırıyorum. Dam dam kom 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 dam dam kom kom kom. Ağır bir müzikle ağır dam kom. Ağır müzikle dam dam kom kom kom. Sizi çağırdım. Obamı kuracağım. Obama bir isim verelim diyorum Şener Şen yapıyorsa benim de olur bir obam. Obama bir isim verelim diyorum. Tabii ki oradaki inek ismini vermeyeceğiz. Biz daha böyle gündemdeki gerçekten hak edecek bir amblem ve gerçekten hak edecek bir isim verelim. Yay ismi verelim mi? Mete Gazoz'dan dolayı. Bu aralar biliyorsunuz Mete Gazoz çok önemli. Olimpiyat madalyasını bu genç yaşında aldı çok çok değerli sizler için çok güzel bir örnek. Neden çok değerli bir örnek? Mete Gazoz. Düşünün, küçücük yaşınızdan itibaren bütün geleceğiniz için yıllar boyunca yıllar boyunca emek veriyorsunuz. Bütün hayatınızı bir şeye ad adıyorsunuz resmen. Ve olimpiyat madalyasını alamadığınızda belki de kimse sizin isminizi bilmeyecek. Bugün olimpiyat madalyasını kazanan Mete Gazoz'un ismi herkes biliyor şu an. Ama kazanmasaydı kimse bilemeyecek. Düşünsenize 6 yılınızı, 8 yılınızı verdiğiniz, 10 yılınızı bütün hayatınızı adadığınız, fedakarlık yaptığınız bir iş var ve madalyayı alamasaydı kimse ismini bilemeyecek. Nasıl bir fedakarlık yaptığının farkında mısınız? Geleceği için nasıl günlerce hiç durmadan çalıştığının farkında mısınız? İşte sizden de beklenen bu. Yani şu lise hayatınızda, lise zamanınızda zamanınızı güzel ve düzenli bir şekilde değerlendirin. Hem de sizin olimpiyat madalyası kazanmanıza da gerek yok. Orada bir tane madalya var. Hedefi bir tane. Kazanamama ihtimali, başaramama ihtimali binlerce. Belki de Mete Gazoz gibi binlerce çocuğumuz kazanamadı, yapamadı, başaramadı. Bütün hayatlarını verdikleri şey uğrunda bu ödüle ulaşamadılar. Ama siz böyle değilsiniz. Siz lise hayatınızda belirli bir oranda çalışarak çok rahatlıkla hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Yani metegazozla hedefleriniz karşılaştırıldığında, hedeflerimiz karşılaştırıldığında hiçbir şey. O yüzden düzgün çalışma sonucunda hedeflerimiz için mücadele etmeye başlamamız gerekiyor. Hedeflerimiz için çırpınmanız gerekiyor ki başarılamayacak hiçbir hedef yoktur. Az şimdi gelelim YouTube kısmında abonelerde de kendi hedeflerimde bahsedeceğim size. Aynı şekilde bunu köy altı yerleşmeleriyle birleştireceğim. Neyse şimdi geldik. Obamızın ismini ne koyuyoruz? Yay obası. Okçuluk yani. Yay obası koyuyoruz. Demek ki Yunus Hoca'nın obasının ismi ne obasıymış? Yay obasıymış Yunus Hoca'nın obasının ismi. Şimdi geçiş töreni yapacağız sizinle. Bunlar geçici yerleşmeler ya. Obam toplanın yavru kurtlarım. Toplanın yay obası. Yay obası toplanın. Yavru kurtlarım toplanın. Sizinle beraber bir geçiş Töreni yapacağız. Haydi toplanın arkama. Ağır bir müzikle. Yay obası ağır bir müzikle dam dam kom 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 dam dam kom 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 geçiş töreni yapıyoruz. Geçici yerleşmelerdir bunlar. Yayla, oba, ağır müzik, ağıl, dam, kom. Bunlar geçici yerleşmelerdir. Diğerleri mezra, divan, mahalle. Bunlar da bizim devamlı sürekli yerleşmelerimiz. Teste karşıya çıktığınızda çok rahatlıkla bu şekilde ayıracaksın birbirinden. Kodlama çok saçma uzun oldu belki ama bir daha unutmayacaksın. Evet şimdi devam edelim. Q6 yerleşmelerini öğrendik mi? Ha, şunu da unutmayalım. Bak orada hemen altını çiz PDF notunda. Q6 yerleşmelerinde temel faktör, temel e, ekonomik sektör hayvancılıktır. Tabii küçük miktarlarda orada tarımda yapılabilir ama ana ana olarak ekonomik e, faaliyetleri faaliyetleri hayvancılık bunların. Köy altı yerleşmelerini kenara bıraktı. Şimdi geldik diğeri köy yerleşmelerine. Köy yerleşmeleri şu 2000 nüfus çok önemli bir kriter burada. 2000 nüfusa kadar olan yerlere yani 2000 nüfusun altında olan yerlere köy yerleşmesi diyoruz biz. Ya bunlar çok küçük anlamında. Youtube kanallarıyla bu rakamları bağdaştıracağız şimdi sizinle. Ve mesela ilk kurulduğunda 2000 nüfus, 2000 aboneye falan çok zor ulaşmıştım. Çünkü çevrenizle beraber ancak 1000 abone falan oluyorsunuz. Onun üstüne çıkamıyorsunuz. Eğer ki herkese ulaşamıyorsunuz. İşte sen 2000 abone de önemli. 2000 aboneden sonra diyorsunuz ki ha bu YouTube kanalında bir şeyler olmaya başlıyor. 2000 abonenin altındaysa köy diyoruz. Ha, burası köy. Bundan bir şey olmaz anlamında. Sonra bir de ha köylerde geçim, köylerde geçim, ay, e e ekonomik faaliyet Tarım ve hayvancılıktır. Bunu unutma. Sanayi ve hizmetin ne işi var köyde? Köyde tarım ve hayvancılık yapın. Diğeri 2000 nüfusun geçmeye başladığın zaman 10.000'e 10 kadar orası kasaba oluyor. Bizim YouTube kanallarımız gibi. Şimdi şöyle düşünün. 10 binin altındaki bir YouTube kanalına baktığınızda siz bakıyorsunuz, giriyorsunuz şimdi. 10 altında Aa, bundan, bundan bir şey olmaz diyorsunuz. 10 bin sayısı çok önemli değil mi? Neden? Çünkü 10 bini aşınca Aa, demek ki bu iyi bir kanal ya demeye başlıyoruz. 10 bin çok kritik bir sayı. Aynı o 10 bin, 10 bini getiriyoruz köy yerleşmelerimize. Tamam mı? Kasabalar, kasabalar 2000'e kadar köydük. 2000 ile 10 bin arasına kasaba diyoruz. Ben buraları geçtim. Ben artık kasaba değilim. 10 bini aşmaya başladığınız zaman artık hemen pdf'in diğer kısmına bakın. Şehir kısmına geçmeye başlıyorsunuz siz. Artık kent olmaya başlıyorsunuz. Demek ki o kırsal alanla Kentsel alanı ayıran en önemli faktör 10.000. 10.000'i aştığınızda artık siz alıp başınızı gidiyorsunuz. YouTube'da da bu böyle. 10.000'i 10 aşan bir kanal artık yavaş yavaş bir kanal olmaya başlamıştır. 10.000'in 10 altındaysa bu daha kır diyorsunuz. 2.000 ile 10.000 arası demek ki kasabaymış. Anlaştık mı? Buraya kadar tamam. Kasabalarda köylerden nasıl ayırabiliriz? Kasabalarda e, belediye yönetimleri olabilir. Ayrıca bu devletin binaları da kurumlarından da az miktarda olabilir bu kasabalarda ve burada küçük miktarda sanayi faaliyetleri de başla, başlamış olabilir. Tabii bu biraz daha tarıma dayalı sanayidir. Yani nedir? Çaycılık vardır o köy ve kasabanın çevresinde. Çayı üretecek, işte çayı fabrikada işleyecek bir küçük bir fabrikalaşma başlamıştır orada. Mantık anladık mı? Ve geliyoruz şehir türlerine. Şimdi şehir türlerimizi oradan nüfusuna göre ilk önce bir öğrenelim. Az önce 10.000 çok önemliydi bizim için değil mi? 10.000'i 10 aşmış bir yer, 10.000 ile 100.000 arasında olan bir yer küçük kentlerdir. Biz YouTube kanalımızı düşünürsek şu an 122.000'iz. Ben küçük kent değilim şu an. Ben küçük kentler klasmanını açtım. Şu an Biosem hocamız, Semih hocamızın kanalını biliyorsunuz Biosem Biyoloji kanalı. Biosem hocamız 26.000 aboneleri civarında. Semih Hocamız küçük kategorisine yerleşti. Son 1-1,5 ayda gelen abonelerle, 2 ayda gelen abonelerle Semih Hocamız küçük kentler kategorisine girdi. Kırsaldan kurtardı. Demek ki 10 10000 bin, arası Semih Hoca. Ha o küçük kent. Yunus Hoca ben orta büyüklükte bir kentim. 100.000 ile 500.000 arasına da orta büyüklükte kent deniyor gençler. Şu an plaketim durmak bakayım. Şurada hemen masamdan alayım. Raketimi dağıdım. Şöyle bir sardım. Evet. 100.000'i geçtiğime göre. 100.000'i geçtiğime göre ben artık orta büyüklükte bir kent Ve hedeflerim var. Hedeflerim ilk olarak bu sene sonuna kadar. Tabii ki bu sene sonu biraz zor olabilir ama olsun ben hedef koydum. Bu sene sonuna kadar 500.000 artı olmak. 500.000 artı ol, olduğunda ne olacak? Orta büyüklükteki bir kentim. Biraz daha büyük kent olmaya başlayacağım artık. Ve 500'le. Bakın 500 500'le. 1 milyon arasında olduğunda büyük kent olacağım. 1 milyonu aştığımda ah, o günler görebilecek miyim acaba? Bir coğrafya kanalı olarak zor gibi görünüyor ama ben hedeflerim için sürekli çalışmaya devam edeceğim. 1 milyonu aştığımızda metropol oluyorsun. Metropol bayağı bir güzel oldu herhalde. Evet 1 milyonu aşınca metropol 10 milyonu aştığınız zaman da mega kent olmuş oluyorsunuz ki herhalde ya imkansız ötesi bir şey böyle bir şey Böyle bir şey düşünmüyorum bir de Mega Kent. Burada 10 bin, 100 bin, 100 bin, 500 bin, 500 bin, 1 milyon ve 1 milyon artı ve 10 milyon artı. Anladık mı buradaki kısmı? Bunların nüfuslarına göre şehirler. Şimdi sizden istediğim şu. Beraber bir uygulama yapalım. Ee, i̇stediğim şu. Uygulamalı bir şekilde öğrenirseniz daha kalıcı olur. Kendi bulunduğunuz ilçenizin ya da artık nerede yaşıyorsanız yerleşme biriminizin nüfusunu yazıyorsunuz. Öğreniyorsunuz Google'da. Nedir? İşte 120 bin. 120 bini geliyorsunuz, hangi büyüklükteki şehre girdiğini hemen yorumlar kısmına atıyorsunuz. tamam. Bunu bu şekilde uygulamada yaparsanız eğlence olacak. Ben şu an, ben de aynı şekilde, şu an nüfusunu bilmiyorum bu yaşadığım yerin. Nüfusunu öğreneyim videodan sonra, ben de yorumlar kısmına atacağım bunu. Tamam, siz de aynı şekilde atın, uygulama bir şekilde öğrenmiş olalım. Bunu öğrendik, bu nüfusuna göre şehirlerdi. Bir de fonksiyonuna göre ayrılıyor şehirler. Ne demek hocam fonksiyonu? Bakın bazı şehirler dediğimizde aklımıza başka şeyler geliyor. Mesela Batman dediğimizde aklımıza petrol geliyor değil mi? Ha o zaman Batman'ı Batman yapan, Batman yapan, Batman yapan bir fonksiyonu var. Petrol. Ha, enerji şehri, maden şehri diyorsun o zaman. İşte bu şekilde şehirler fonksiyonlarına göre ayrılabiliyor. Gidiyorsunuz bir şehre, liman çok gelişmiş orada. Ha, bu liman şehri liman şehri fonksiyonu ön plana çıkıyor. Gidiyorsunuz bir şehre tarım daha çok gelişmiş. Tarım şehri diyorsunuz buna. Bu şekilde tarım, ticaret, dini şehir, maden şehri birçok şehir fonksiyonumuz var. Bunları bilmeniz gerekiyor mu? Sadece isimlerini işte tarım şehri varmış, maden şehri varmış. Bu şekilde bilmeniz yeterli. Bu şehirlere örnekler bilmeniz kitabımız böyle bir ayrıntıya girmemiş. Çünkü bu 11. sınıf AYT konusu orada işlenecek. Tamam Sadece şehirlerin fonksiyonlarında bu şekilde olduğunu bilmeniz yeterli. Evet, evet, evet. Bir dersin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kara bakkal poşetliği yapma. Bu kadar dinliyorsun. Şu beğen butonuna bas. Abone olmadan geçiyorsun. Artık sana söyleyecek başka bir lafın da yok. Evet, ne diyoruz o zaman? Yunus Hoca'yla bir defa öğren. Bir daha asla unutma. Bir sonraki derste görüşmek üzere.